Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf Zoom serisiyle dersimize devam ediyoruz. 3. ünite kavrama testi 5 ondalık sayılarda çarpma ve bölmedeyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Yukarıdaki şekilde yüzlük kartlarla modellenen işlemin sonucunu istemiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Birinci şeklimde bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tanesi boyanmamış diğerleri boyalı. Yani arkadaşlar burası bana 91 bölüm 100'ü gösteriyor. Bölüm. Buraya geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tanesi boyalı arkadaşlar. Ben şimdi ne yapıyorum? Bölü 13 bölü 100 diyorum. Birincisini aynen yaz. İkincisini ters çevir, çarp. Yüzler gitti. 91 bölü 13 arkadaşlar bana 7 olarak geldi. Yazalım. 7'yi işaretledim. Devam ediyorum. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenarının uzunluğu 7 tam onda 4 metre, uzun kenarının uzunluğu 12 tam onda 6 metredir. Bu arsanın alanını istiyor. 7 tam onda 4, 74 bölü 10'dur. Çarpı. 12 tam onda 6, 126 bölü 10'dur. Arkadaşlar, şimdi 74 ile 126'yı çarptığım zaman 9000 324 olarak bulurum. 10 çarpı 10 100'dür. Burası 93 tam yüzde 24 metre kare olarak buldum. B şıkkımı işaretledim. Devam ediyorum. Recai evi ile okulu arasındaki 135 metrelik mesafeyi 300 adımda yürümüştür. Buna göre Recai'nin bir adımının uzunluğu ortalama kaç metredir demiş. 135'i 300'e bölüyorum. Arkadaşlar ben şimdi ondalık gösterimini istediği için ne yapıyorum? Burayı 3 ile sadeleştiriyorum. 45 bölü 100 olur. Bu da 0 tam yüzde 45'tir arkadaşlar. Geliyorum C şıkkımı işaretliyorum. Devam ediyorum. Yukarıdaki öğrencilerinden hangilerine ait ifadeler doğrudur? Bir sayıyı 5'e bölmek, 10 ile çarpıp 2'ye bölmek demektir demiş arkadaşlar. Şimdi 10 ile çarpıp 2'ye bölmek. Şimdi mesela bizim sayımız 20 olsun. 20'yi normalde 5'e böldüğümüzde kaç buluruz? 4. 10 ile çarpıp 2'ye bölelim. 20 çarpı 10, 200. 2'ye böl, 100 olarak bulurum arkadaşlar. Bakın cevabım 4 olmadığı için Cem'in dediği yanlış. Bir sayıyı 0 tam onda 4 ile çarpmak 2 ile çarpıp 5'e bölmektir demiş. Yiğit'e bakıyorum. Sayım 20 olsun. 20'yi 0 tam onda 4 ile çarpmak. İlk önce bir çarpalım. 2 çarpı 4'ten 8. Doğru cevabım 8. Diğer yolu inceliyorum. 20'yi 2 ile çarp demiş 40. Sonra da bu 40'ı gel 5'e böl demiş 8. Bakın 8 çıktığı için yiğitin dediği doğru. Bir sayıyı 0 tam %25'e bölmek 4'e bölmektir demiş arkadaşlar. 20'yi 0 tam %25'e bölüyorum. 20 bölü 0 tam %25 1 bölü 4'tür. Buradan birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpıyorum ve 100 olarak buldum. Doğru cevabım 100 ama bize ikinci cevap olarak ne demiş? O sayıyı 4'e böl demiş. 20'yi 4'e böldüm de 5 olarak buldum. Bakın cevaplarım aynı olmadığı için Murat'ın dediği de yanlış oldu. Sadece Yiğit'in dediği doğru. Verilen işlem şemasına göre B eksi A. 0 tam yüzde 24. 24 bölüm 100'dür. 0 tam onda 3 arkadaşlar. 3 bölü 10'dur. 24 ile arkadaşlar 3'ü çarptım. 72 oldu. 72 bölü 1000 olarak geldi. Bu ne? A. 0 tam onda 3. 3 bölü 10'dur. 3 bölü 10'u 25 bölü 100'e bölelim. Birincisini aynen yaz, ikincisini ters çevir, çarp. Sıfırlar gitti. Burası arkadaşlar 30 bölü 25 geldim 4 ile genişletiyorum. 120 bölü 100 olur. Şimdi 120 bölü 100. Bana ne demiş? B'den A'yı çıkar. B ne? 120 bölü 100. 120 bölü 100 arkadaşlar. 1200 bölü 1000'dir. 1200 bölü 1000'den 72 bölü 1000'i çıkarıyorum. Ben 1200'den 72'yi çıkarırsam arkadaşlar kaç olarak bulacağım? 1128 olarak bulacağım. 1128 bölü 1000 olarak geliyor cevabım. Yani bir tam 1000'de 128. Yukarıdaki demir çubuk 30 cm uzunluğunda eş parçalara ayrılacaktır. Kaç parça çubuk elde edilir demiş. 5 tam 10 da 7 metre arkadaşlar. 57 bölüm 10 metredir. Bunu santimetreye çevirelim. Birer tane sıfır gitti. 570 santimetre oldu. Şimdi arkadaşlar ben ne yapacağım? 570'i geleceğim. 30'a böleceğim. 570'i 30'a böldüğümde 19 tane çubuk elde ettiğimi buldum. Aşağıda kenar uzun aşağıda uzun kenarının uzunluğu 18 metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın uzun kenarının bir tanesine bir tanesi köşeleri de dikilmek üzere sıfırtan yüzde 72 metre aralıklarla fidan dikilecektir. Buna göre kaç tane fidana ihtiyaç vardır demiş. Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım? 18'i sıfırtan %72'ye böleceğim. 18 bölüm. 0 tam %72. 72 bölü 100'dür. 18. Birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarpacağım. 18 ile arkadaşlar 72'yi sadeleştirdiğim zaman. Burada 4 kaldı. Burada 1. 100 bölü 4'ten 25 olarak geldim. Bir tane de başa dikiyorduk arkadaşlar. 25 artı 1'den. Toplamda 26 tane fidana ihtiyaç vardır. 100 litre zeytinyağının 55 litresi harcandıktan sonra kalan kısmı 2 tam %25 litrelik boş şişeleri tamamen doldurulacak şekilde paylaştırılmıştır. Bu iş için kaç şişe kullanılacak? Şimdi ilk önce 55 litresini harcıyoruz. %55'i çıkardım 45 litre geldi. 45'i arkadaşlar... 2 tam yüzde %25 25'e böleceğim. Birincisini aynen yaz. Şöyle yapalım. 2 tam yüzde 25'i 225 bölü 100 olarak yazıyorum. Şu aradaki çarpmayı bölmeye çevirelim. Şimdi birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirip çarpacağım arkadaşlar. 225 ile 45 sadeleştirdiğinde burada 5 kaldı. Yüzü 5'e böldüğümde 20 tane şişeye ihtiyacımızın olduğunu bulduk. Aşağıda verilen kitap rafının uzunluğu 107 cm'dir. Kitap rafına raf tamamen dolacak şekilde kalınlığı 4 tam %28 cm olan özdeş kitaplar aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriliyor. Buna göre yukarıdaki rafa yerleştirilecek olan kitapların 3 bölü 5'i 100 santimetre uzunluğundaki farklı bir rafa yerleştirildiğinde rafta kaç santimetre boşluk kalır? İlk önce buraya kaç tane kitap yerleştirileceğini bulalım. 107'yi 4 tam %28'e bölüyorum. Yani 428 bölü e bölüyorum. Birinciyi aynen yaz. ikinciyi ters çevir çarp. 428 ile arkadaşlar 107 sadeleşecek. Burada 4 kalacak. 100 bölü 4 25 olarak geldi. Yani 25 tane kitap yerleşiyor. 25'in 5'te 3'ünü bulalım. 25'i 5'e böldüm. 5. 5 ile de arkadaşlar 3'ü çarptım. 15 tane kitap. Bana ne dedi? 15 kitap 100 santimetre uzunluğundaki farklı bir rafa yerleştirildiğinde rafta ne kadar boşluk kalacak? Kitapların genişliği ne kadardı? 428 bölü 100 santimetreydi. 428 bölü 100'ü 15 ile çarpacağım arkadaşlar. 428 ile ilk önce 15'i çarpalım. 6420 yapar. Bunu da 100'e bölüyorum. Sıfırlar gitti. 64 tam 10'da 2 santimetre olarak geldi. Kitaplığın uzunluğu 100'dü. 100'den de arkadaşlar 64 tam 10'da 2'yi çıkardığımda geriye 35 tam 10'da 8 santimetre boşluk kalacağını buldum. B şıkkımı işaretledim. Devam ediyorum. Aşağıdaki tabloda bazı kırtasiye ürünlerinin adet fiyatları verilmiştir. Verilen tabloya göre 3 defter, 2 kalem, 1 çanta, 2 silgi alan bir kişi kasiyere 200 lira veriliyor, veriliyor ve para üstü olarak 20 lira alıyor. Silginin fiyatını istiyor. Şimdi defter 16 tam yüzde 25 TL. 3 tane defter alıyor. Burayı 3 ile genişletiyorum. 16 tam yüzde 25'i 3 ile çarptığımda 48 tam yüzde 75 TL olarak buldum. 2 tane kalem alıyorduk. Kalemin fiyatı 9 tam yüzde 90 TL. Buraya gelelim arkadaşlar. 2 ile çarpalım. 19 tam %8 TL olur. Çantaya geldim. Bir tane çanta alıyor. 99 tam %99 TL. Şimdi ben ilk önce bana verilenleri toplayacağım. Bulduklarımı toplayacağım. 48 tam %75 artı 19 tam %80 yani onda 8 artı 99 tam %99 diyelim. Buranın toplamı 168 tam yüzde 54 TL yapar. Kasaya 200 lira veriyordu. Parası olarak 20 lira alıyordu. Yani toplamda 180 TL tutmuş aldıkları şey. 180'den arkadaşlar 168 tam 54'ü çıkaralım. Burası 11 tam 46 oldu. Kaç tane silgi almıştım? 2 tane silgi almıştı. Geliyorum ben burayı. 11 tam %46'yı 2'ye bölüyorum ve 5 tam %73 TL olarak buluyorum bir silginin fiyatını. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A şıkkımıza bakalım. 5 tam 10'da 3, 53 bölü 10'dur. Bunu 4 ile çarpmamı istedi. 53 ile 4'ü çarptım. 212. 212 bölü 10'dan 21 tam 10'da 2 olarak geldi. Doğru. B'ye geldim. 9 çarpı 2 tam %8. 208 bölü 100'dür. 9 ile 208'i çarptım. 1872 olur. 1872 bölü yüzden 18 tam yüzde 72 olarak geldi doğru. C'ye geldim. 1 tam onda 5. 15 bölü 10'dur. Çarpı 2 tam onda 1. 21 bölü 10'dur. Arkadaşlar 11, 15 ile 21'i çarptığımda 315 bulurum. 315 bölü yüzden cevabım 3 tam yüzde 15 olarak gelir. Ama burada 3 tam yüzde 5 vermiş yanlış. Son olarak D'ye bakalım. 1 tam %25, 125 bölü 100'dür. Çarpı 3 tam onda 8, 38 bölü 10'dur. Buranın çarpımı arkadaşlar, yani 125 çarpı 38, 4750'dir. 4750 bölü 1000 diyoruz sıfırlar gitsin. 475 bölü yüzden 4 tam yüzde 75 olarak gelir. Burası da doğru oldu. Yanlış cevabımı C şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.